TM4'e hoş geldiniz. TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Karahas ile beraberiz. Bahadır Bey, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında siz yıllarca Brüksel'de kaldınız. Avrupa Birliği'ni ve Avrupa'yı iyi bilen bir isimsiniz. Tam da bugün bir sıcak gelişme oldu. Size onunla başlayalım konuşmaya diye düşündüm. Bu Doğu Akdeniz'deki petrol arama tartışmaları sebebiyle Pazar günü yapılacak Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye'ye kimi yaptırımlar olacağına dair Reuters'e biraz evvel bir haber sızdırıldı. Nasıl okumak lazım? Hem Doğu Akdeniz'deki bu sondaj tartışmalarını hem de bu Reuters'teki son dakika haberini. Şimdi Brüksel'deki TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcimizden aldığımız bilgilere göre şu an bu bir resmi açıklama değil. Evet. Zaman zaman bakanlar konsey öncesi Avrupa Birliği'nde bu tip şeyleri sızdıran ülkeler olabilir. Evet, yani ciddi bir çıkar çatışması söz konusu Türkiye ile Kıbrıs, Güney Kıbrıs arasında. Ve bunun sonucunda da Avrupa Birliği içinde tabii veto hakkına sahip bir ülke, her ülkenin de dış politikada veto hakkı var, her konuda değil. Örneğin dış ticaret politikası konularında, tarım politikası konularında, ulaştırma politikası konularında nitelikli oy çokluğuyla karar alınıyor Avrupa Birliği'nde. Ne var ki dış politika konusunda her ülkenin veto hakkı var ve sadece bir kararı veto etmeyebiliyorlar. Diğer alınacak olan kararları da bloke ederekten onu bir karşılıklı ticarete dönüştürebiliyorlar. Şimdi burada iki ülke söz konusu olacak. Çünkü Atina'da yeni bir hükümet iktidarda. Evet. İlk başlarda olağan dayanışmasını gösterecektir. Hep göstermiyorlar. Zaman zaman Ankara'dan yana tavır aldıkları olmuştur Kıbrıs konusuyla ilgili konu bir takım meselelerde. Ama bu konuda öyle bir tavır tutum olacaktır. Güney Kıbrıs'ta zaten tam iyi olarak içeride. Dolayısıyla ikisi birden başka konuları da engelleyerekten o ticareti, siyaset ticaretini yaparaktan bu konuda Avrupa Birliği'ni bir noktaya doğru götürebilirler. Şimdi tabii karşılıklı fayda zarar dengesine bakıyor tüm dış politika. Gerçekçi olalım, tabii çıkarlar üzerine kurulu ama o çıkarlar içinde bir takım değerleri korumak da var. O yüzden Avrupa Birliği ülkeleri buna yaklaşıyorken uluslararası hukukun gerektirdiği uzlaşma mekanizmalarını atlamak, aniden Türkiye ile ilişkileri birdenbire bozmak, Türkiye üzerindeki dönüştürücü etkisini Avrupa Birliği'nin ki zaten azaldı son yıllarda iyice tamamen asgariye indirmek gibi konularda veya Türkiye'nin evrimiyle ilgili demokrasisi, işte ekonomisi, sosyal kalkınması ile ilgili konularda artık hiçbir söz söyleyemeyecek hale gelecek bir çatışmaya kadar gider mi? Bunu istemeyen çok Avrupa Birliği ülkesi var. Bizim de sürekli hatırlattığımız şey Avrupa Birliği'ne bir kere diyoruz ki yani biz tüm iş alemi olarak Avrupa'da sadece TÜSİAD değil, TÜSİAD'ın üyesi olduğu Avrupa Özel Sektörü'nün temsil kuruluşu, Avrupa Özel İş Dünyası Konfederasyonu var, Business Shop. Evet. Yani bu Avrupa Birliği'nin nasıl NATO var, bu da iş dünyasının NATO'su diyebiliriz. Evet. Şimdi bu kuruluş Türkiye'nin Avrupa'ya entegrasyonunu destekleyen bir kuruluş. Gümrük Birliği'ni destekleyen bir kuruluş. Hukuk devleti olarak daha iyi olmasını destekleyen bir kuruluş. İçinde tabii ki tüm ülkeler var. Yunanistan ve Kıbrıs'ta dahil olmak üzere. Böyle bir vizyona sahipken ekonomi, bakıyoruz sendikalar destekliyor. Türkiye'nin AB sürecine Avrupa'da sivil toplum kuruluşlarının çoğu, akademik dünyanın çoğu destekliyor. Yani Türkiye'ye karşı olan çok ses duyuyoruz ama öbür taraf da var. Şimdi bu da var iken ne olabilir? Muamma. Ama bizim hep hatırlattığımız şey, hata yaptınız. Siz de hata yaptınız. Çok ciddi hatalar yaptınız. Onun için bugünlere gelindi. Türkiye'yi dışlama politikasının bir olumsuz sonucunu yaşıyoruz. Daha fazla dışlayarak çözüme ulaşamazsınız. Evet, ama orada da Bahadır Bey şöyle de bir nokta belki konuşulabilir. Türkiye Avrupa Birliği ile çok uzun süredir düşünce ve ifade özgürlüğü merkezli pek çok konuda bir anlaşmazlık yaşıyor. Aslında dışarıdan baktığınız zaman Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs'ın da hakları olduğu, bunun konuşulabileceği üzerinden bir noktada düşünürken birdenbire böyle bir sert bir yaptırım kararıyla karşı karşıya kalıyor. Sanki diyalog iyice kopacakmış gibi noktaya geliyor. Herhalde bu soft power'ı kaybetmenin de bir sonucu olarak belki de bu evet, diyalogsuzluk kokunabilir diye düşünüyorum. Aslında Türkiye açısından genel olarak uluslararası ilişkilerde
etkisini azaltan unsurların ön plana çıktığı yıllar yaşıyoruz. Evet. Bunların üzerinden geçebiliriz. Ama Avrupa Birliği açısından da aynı sorun var. Evet. Çünkü Avrupa Birliği de, yani bizim hep onlara da söylediğimiz, Türkiye'yi ne zaman içine aldı, ne zaman Türkiye ile ilişkilerini doğru düzgün götürdü, Türkiye'deki sorunlara rağmen, evet, yani şimdi 95'te Gümrük Birliği'nin müzakeresinin yapıldığı ve sonuçlandığı döneme bakalım, Türkiye'de idam cezası var. O zamanki birçok Kürt kökenli milletvekili hapiste. Evet. Uluslararası Af Örgütü'ne göre çok ağır işkence sorunu var. Ve bir yığın düşünce suçlusu çok 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 yüksek sayılarda hapiste. Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden sonra geçen 6 yıllık dönemde, tabii birçok seferberlik de oldu ülkede, TÜSİAD'ın rahmetli Bülent Tanör'ün önderliğindeki demokrasi raporu, diğer başka tüm kuruluşların, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, akademi, yani basın, sizler de çok büyük bir şey oldunuz o dönemde, etkide bulundunuz, belirleyici etkisi olduğu, Türkiye'de her kanaat önderinin odaklandığı bir dönem yaşadık ve arka arkaya Yılmaz, Ecevit, Gül ve Erdoğan dönemlerinde, hükümetleri dönemlerinde birçok reform yapıldı ve 2004 yılına gelindiğinde Türkiye Avrupa Birliği'nin Kopenhag siyasal kriterlerine uyan, Avrupa Birliği'nin tek pazar mevzuatının %50'den fazlasını kendi mevzuatına geçirmiş ki bu Türk halkı için çok önemli bir sosyal ve ekonomik ilerleme demek. Sosyal haklar, iş yeri, iş yeri güvenliği, çocuk işçi, çevre konuları, aldığımız ürünlerin güvenliği, onların niteliği, hizmetlerin niteliği, her alanda tüketici hakları, çevre, Türkiye'nin de ileriye gittiği bir dönem oldu. O dönemlerde Türkiye Avrupa Birliği'nin dış politika koordinasyon toplantılarına da katılıyordu. Bizim hep hatırlattığımız Avrupa Birliği'ne bakın, burada en büyük hatayı o zaman Sarkozy yönetimdeki Fransa yaptı. Türkiye'nin bu toplantılara katılmasını engelledi. Bu Türkiye'nin kendi yaptığı hatalara bir özür değil tabii. Öyle söylemek çok büyük yanlışlık olur. Yani bir yerden sonra her koyunun kendi bacağından asıldığı, herkesin önce kendine iyilik etmesi gerektiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani Türkiye kendisi hatalar yapmamalıydı. O ayrı konu. Ama Avrupa Birliği de öz eleştiri yapmalı. Bu işin içinden iki taraf öz eleştiri yaparak çıkmalı. Haklısınız ama şurada şöyle bir nokta var, belki Bahadır Bey konuşmakta yarar var. Türkiye bir dönem Avrupa ile uzaklaştığı zaman illa başka kriterler aramam, Ankara kriterleri derim, Türkiye'yi başka bir yere götürürüm derken şu anda başka bir noktaya doğru geldi. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin bu sızdırılan metinde birçok madde var ama belki iki tane madde kritik olabilir. Bir tanesi üst düzey diyalogların kesilmesinden bahsediyor. Bir diğeri de Türkiye'deki ekonomideki son dönemdeki sıkıntıya da bakarak söylüyorum, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye verdiği kredilerde bir gözden geçirmeye davet, belki de kesilmeyle karşı karşıya kalacağımız bir noktaya doğru gidiyor. Bu ne anlama gelir? Bu çok ciddi bir ekonomik çatışma ve beraberinde de başka ekonomik sorunları da getirir. Yani Türkiye açısından çok iyi olmaz. Avrupa Birliği açısından da iyi olmaz yalnız. Yani Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın körüklenmesinin Avrupa'ya maliyetini çok iyi görüyoruz. Bu 1997'den 2004'e kadar olan dönemde tüm Avrupa'ya başkentlerini dolaşırdık. Her gittiğimiz başkentte oradaki iş dünyası muadil kuruluşla beraber niçin Türkiye'nin Avrupa entegrasyonu, Avrupa'nın ortak değerleri Türkiye dahil ve çıkarları için iyidir, vatandaşlar için iyidir diye metinler hazırlar, konferanslar yapar, basına açıklar ve ilgili ülkelerin başbakanlarına giderdik. Atina'da da aynısını yaptık. Diğer tüm ülkelerde yaptığımız gibi Berlin'de, Stockholm'de, Kopenhag'da, Paris'te, Lizbon'da. Atina'da o zamanki hükümet Simitis ve Papandreou hükümetiydi. Bize dediler ki, ya ve biz derken yani onların da kendi iş dünyası, onlar kendi iş dünyası olarak kendi hükümetlerine söylüyorlar. Bir yerden sonra biz hariçten gazete okumuyoruz. Yani lobi etkisi yaratmak, karar alıcının seçmeni vergi mükellefi olarak karşısına çıkmaktır. Dolayısıyla öyle olan müttefiklerimizde, ortak düşündüğümüz kurumlarla çıkıyoruz tabii. Dediler ki, bakın dediler, tabii Türkiye, yani sizi anlıyoruz, Türkiye'yi de anlıyoruz, bu çok önemli ama bizim için zaten bu bir Yunanistan ulusal çıkarıdır. Avrupa Birliği başkentlerinin de bunun bir Yunanistan ulusal çıkarı olduğunu anlamasını istiyoruz. Avrupa'nın sınırlarını Yunan adaları oluşturamaz. Türkiye gibi ekonomik derinliği, sosyal derinliği, coğrafi derinliği olan güçlü bir ülke oluşturmalıdır güneye, güneydoğuya ve doğuya doğru. Yoksa bir gün Türkiye'de yaşanacak sorunlar hem Türkiye için kötü olur,
Dolayısıyla Yunanistan için kötü olur, tüm Avrupa için kötü olur. Ve yani gördüler, göç akımları mı olur, ekonomik istikrarsızlık mı olur? Bütün bunlar için Yunan adaları eşittir Frankfurt. Yani Avrupa Para Birliği'nin istikrarı. Şimdi de aynı şeyi düşüneceklerdir. Fakat Ankara'nın da tabii iyi düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir şöyle denklem var. Yani bir kere şu, Avrupa bizi istiyor istemiyor, son yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de %60'dan fazlası vatandaşlarımızın zaten Avrupa Birliği üyeliğine bugünkü koşullarda bile taraftar. Ama olmayacağını düşünüyorlar. Haklılar, çünkü ortada olumlu bir gündem yok. Ama şunu unutmayalım. Avrupa Birliği ister istemez bir, dünyada teknoloji açısından, ekonomi açısından, finans açısından, transatlantik dünyadaki yer açısından çok önemli olmaya devam ediyor. İki, Türkiye'nin zaten ulusal ekonomik çıkarları orada. Sosyal kalkınma konularımız dahil. Üç, Avrupa Birliği zaten esnek bir yapıya doğru gidiyor. Yani çok çemberli bir yapıya doğru gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği olmayacak duaya amin değil. Tam tersine Avrupa'nın zaten gittiği noktayı görürsek, Türkiye'yi oraya doğru yönlendirirsek, orada o esnek yapıda Türkiye'ye zaten yer var. Bugünkü Avrupa Birliği değil, yarının Avrupa Birliği. Önemli olan bizim ne yapmamız gerektiği. Yani Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Konya, Trabzon, Rize, Kars kriterleri nedir? Buna bakmamız gerekiyor. Evet, aslında basit demokratik değerler ama herhalde bu konularda bayağı Türkiye bir yalpalıyor. Tabii Avrupa'nın da bu arada demin söylediğiniz Suriyeli göçmenleri nasıl istemediğini, nasıl bu konuda pazar masasına oturduğu gibi bir takım etik problemlere karşı karşıya kaldı. Avrupa'nın biliyoruz yani hiç kimsenin şu anda ne Avrupa'nın ne Türkiye'nin şu andaki politikasını çok değerli olduğunu söylemenin mümkünü yok. Şimdi tabii bir taraftan da şu var, ekonomi konuşuyoruz, sizin de uzmanlık alanınız aynı zamanda, TÜSİAD'ın da çalışmanın ana noktası. Bir de 31 Temmuz'da bir Amerika ile bir KATSA ile başlayacak. F-35'lerin verilmemesi iki ayrı şey aslında. Aynı potada ama iki ayrı karar gerektiriyor. Böyle bir sıkıntıya da Türkiye girebilecek. Yani bir taraftan Avrupa Birliği ile böyle bir sıkıntı içinde olacak. Bir taraftan Amerika ile başka bir sıkıntı içinde olacak. Sanıyorum ekonomik olarak biraz zor bir süreçten geçeceğiz gibi gözüküyor. Evet. Amerika ile bu konuyu çok yakın tabii. Yine bir takip ediyoruz ister istemez. Evet. Washington'da temsilciliğimiz var. San Francisco'da Silicon Vadisi'ne ağımız var. Amerika'da önemli bir, bu konu bizim için. Washington'a gidip geldim, üst düzey görüşmelerim oldu. Başkanımız Simone Kastoski Washington'ı ziyaret edecek üst düzey bir heyetle. Ve tabii orada da Amerika Birleşik Devletleri açısından da şöyle birkaç sorunu gözlemlemekteyiz. Bunlardan birincisi, bugünkü Washington'daki yönetimin transatlantik dünyaya bakışı geleneksel Amerikan çizgisinden çok şaştı. Yani Trump'ın yaklaşımı. Bu tüm yönetime sirayet etmiş olmasa da orada bir sorun var. Yani bundan sonraki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ni yine aynı başkan mı yönetecek yoksa başkasını bilmiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri birliğimiz olması gereken olağan bir, yani dünya demokrasisindeki bir başkanlık sistemi. Yani aynı zamanda federasyon, aynı zamanda kongrenin tamamen bağımsız olduğu bir başkandan, yani Amerika'nın anayasası yazılıyor ki 18. yüzyıl sonunda, o zamanki İngiltere'ye bakıyorlar. İngiltere daha bugünkü gibi parlamenter demokrasi değil, kral hala güçlü. Parlamento da güç kazanmış. Onu alıyorlar, seçilmiş bir kral başkan koyuyorlar ve denge denetim tesis ediyorlar. Öyle bir sistem ve federasyon, her başkanlık sisteminde olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla sadece başkanda dönmüyor iş. İşin kongre tarafı da var. Ve bizim de tüm temaslarımıza söylediğimiz transatlantik değerler ve çıkarlar açısından belki bir kısa vadeli bakışla Türkiye'ye bir tepki vereceksiniz. Her iki tarafın da yine hataları olmuş olabilir. Çünkü Türk tarafının da söylediği çok doğru sözler var ki Başkan Trump bunların bir kısmını da teyit etti. Obama'dan istediğiniz patchetleri vermedi. Değil mi? Dedi. Dedi. Gerçi kendi döneminde de yalnız. Trump döneminde de devam etti. İlk 6 ayda 7 ayda o politika devam etti. Doğru tek değil dedi aslında tabii. Ama tabii. Neyse yani o tabii kendi nevi şahsına münhasır bir şahsiyet ve başkanlık dönemi yaşadığı için Washington. Diğer taraftan kongrede Demokratlar özellikle çok katı bir tutum içindeler. Cumhuriyetçiler de.
Fakat biz diyoruz ki hadi bu birinci gün. Peki ikinci gün, sonraki gün, üçüncü gün ne olacak? Yani bu böyle bir çatışmacı politikanın Türkiye'de nereye gideceğini görüyor musunuz? Çok daha bu işi strüklü yapmakta yarar var. Oturup transatlantik dünyanın da ortak değerleri ve çıkarları ve dünyadaki güçler dengesi, Rusya, Çin, tüm bunlara da bakaraktan bir politika geliştirmek, kademeli bir politika geliştirmekte yarar var. Çünkü Türkiye'nin güvenlikle ilgili konulardaki kaygılarını göz ardı etmemeniz gerekir diyoruz. Şimdi tabii bu devreye girerse katsa bahsettiğiniz bir kere başkanın bir 180 günlük bu konuyu uzatma olasılığı var, veto olasılığı var. Senato'da tabii bir üçte bir senatör ihtiyacı olacak mı olmayacak mı? Yani onları görmesi gerekiyor. Onun kabul ettirtebilmesi için vetosunu. Yani Amerikan sistemdeki denge denetim mekanizmalarının devreye gireceği, belki de bizim de toplum olarak bir başkanlık sisteminin o tip denge denetim mekanizmaları nasıl işliyor daha yakından mecburen öğrenmek zorunda kalacağımız bir takım aylar yaşıyoruz. Ama bu olayın bir an önce çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Türkiye, Rusya ile tabii ki ilişkiler içinde olmalı. Ama Türkiye aynı zamanda bir transatlantik ittifak üyesidir. Hemen hemen her alanda, finansal alanına dahil olmak üzere genel, global, makroekonomik, makropolitik çıkarlarının muhasebesini yaptığımızda ibre hep o taraftadır. Batı dünyasındadır, transatlantik dünyadadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceğini ilgilendiren ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma konularının tamamı Türkiye'yi Batı dünyası içinde güçlü bir ülke olmaya doğru yönlendiriyor. Dolayısıyla bu gerçekçi analizden de kopmadan hareket etmeliyiz. Düşünmek lazım. Bir de tabii şu da var. 2020'de Amerikan seçimleri var. Trump'ın bu 6 aylık süreyi ertelemeyi çok rahat isteyemeyeceği tabii konu. Bir taraftan da demokratlarla cumhuriyetçilerin bir arada Türkiye'ye karşı bir tepkileşmesi gibi bir olumsuz Türkiye açısından yönde var. Dolayısıyla ikisine baktığınız zaman sanki biraz zorlanacak Türkiye 31'inden sonra gibi gözüküyor. Evet, birçok konu yani Türkiye açısından hani hızla dünyadaki batı doğu dengesindeki yerini toparlaması gerektiği bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü bu konuda yani hep yıllardır söylediğimiz bir tutum önerisi var Türkiye açısından. Fakat bu sadece bir öneri değil, tarihin laboratuvarında doğruluğu ispatlanmış bir konu. İspatlandığı için biz de zaten arkasındayız. Öyle olmasını istediğimiz için herhangi bir şeyden yani sübjektif olarak değil. Yani tamam, yani hiç herhangi bir öznellik değil, nesnellik temelinde yaklaştığımız bir konu. O da şu. Tarihin laboratuvarına baktığımızda son Türkiye'nin, hatta Osmanlı'nın da daha çağdaş bir devlet olarak kendini şekillendirdiği 19. yüzyıla da baktığımızda Türkiye açısından hep şu denklem başarılı. Batılı bir ülke olmak ama Batı'nın doğuyla ilişkileri çok güçlü bir ülkesi olmak. Yani bugüne çevirirsek Avrupa'nın bir Avrasya açılım merkezi olmak. İkisini bir arada görmemiz gerekiyor. Şimdi bazen Türkiye'de çok çocukça tartışmalar olur. Bunlardan biri işte batı batıyor, dünya değişiyor, yeni güç dengeleri oluşuyor. Ya böyle bir şey yok. Dünyada hep yeni güç dengeleri oluşur. Tabii ki Hindistan ve Çin tekrardan bundan 300-400 yıl önce olduğu gibi dünya ekonomisinin yarısı olmaya başladılar. Tabii ki yükseliyorlar. Tabii ki bu çok önemli bir gerçek ama bunu yaparken bildiğimiz öbür kalkınmış Batı dünyasıyla da iç içe onlarda büyük bir ticaret işbirliği, yatırım işbirliği, teknoloji rekabeti ama aynı zamanda bu rekabetin getirdiği bir değer zinciri, katma değer zinciri entegrasyonu içinde gelişiyor. Batı derken tüm kurallı, bağımsız kurullara dayalı piyasa ekonomisi, demokrasi, hukuk devleti, engin özgürlükler toplumu ve de sosyal kalkınma ülkeleriyle birleşen Batı'dan bahsediyorum. Bir nevi OECD dünyası bu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile sınırlı bir Batı değil. Japonya'da Batı, Güney Kore'de Batı, Meksika'da Batı, tabii Kanada'da Batı, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da Batı. Yani bu Batı dünyası içinde Türkiye güçlenmeli, Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlemeli. Aynı zamanda da tüm dünya ile ilişkileri iyi olmalı. Zaten Çinlilerle konuşuyoruz bakın. Orta Doğu'lu ülkelerle konuşuyoruz. Sürekli toplantılarımız var. Çin ağımız var. Körfez ağımız var. TÜSİAD'ın içinde bu bölgeler kökenli birçok şirket var. Sadece yani TÜSİAD'ın üyeleri, Türkiye'nin önde gelen şirketleri, dünyanın en büyük şirketleri TÜSİAD'ın üyesi. Ama yani aynı zamanda dünyanın her bölgesinden şirketler TÜSİAD'ın üyesi, Türkiye'de iş yaptıkları için. Dolayısıyla iyi fitreleyebiliyoruz. Oralara gittiğimizdeki toplantılarda fitreliyoruz. Hep aynı sonuç çıkıyor. Hep herkesin dediği şey şu. Batı dünyası dışındakilerin dediği şu. Biz Türkiye'de daha çok iş yaparız, yatırım yaparız, istihdam yaratırız.
Türkiye'yi gözümüzde çok iyi, en yüksek yere koyarız. Yeter ki Türkiye'nin Batı ile ilişkisi iyi olsun. Yani doğullar da veya dünyanın geri kalanında Batı ile ilişkisi iyi olan bir Türkiye'ye itibar ediyor. Onların bize itibar ettiği derecede de biz Batı içinde ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde daha güçlü oluyoruz. Bunun başka bir söyleme tarzı, demokrasi olarak, insan hakları açısından, özgürlük toplumu açısından, iyi işleyen bir piyasa ekonomisi açısından, sosyal kalkınma hedefleri açısından güçlenen bir Türkiye, hani demin dediğiniz Ankara kriterleri, evet, Türkiye kriterleri açısından güçlenen bir Türkiye zaten dünyada tüm sorunlarını daha rahat çözer. Terörle mücadele, yatırım çekme, turizm, teknoloji, sosyal kalkınma, dünyanın kongrelerini, toplantılarını, düğünlerini Türkiye'ye çekme, turizm, tanıtım, iletişim, bütün bunların temelinde bu formülü tekrardan çok güçlü bir şekilde canlandırmamız yatıyor. Tarihin laboratuvarı da bunu ispat ediyor. Çünkü ne zaman bunu yaptı Türkiye? Hangi yıl yaptıysa, hangi dönemlerde yaptıysa, yakın gelecek, çok yakın geçmiş dahil olmak üzere, o zaman Türkiye hep güçlü olmuştur. Milli menfaat buna işaret ediyor. Evet, aslında tabii artık dünya, hani hep konuşuyoruz ama yıllardır bir köy, global bir köy. Yani dün akşam bir sürü insan gece geç saatlere kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimiyle ilgili vereceği mesajı bekledi ki bugün piyasalara, dün geceden itibaren önce Asya piyasalarına, sonra Türkiye'ye etki etti bu mesaj. İşte 31 Temmuz'daki bu toplantıda muhtemelen kuvvetli bir faiz indirimi gelecek, bunu görüyoruz. O da tabii hani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek olan bir karardır bu. Kur bugün biraz aşağı geldi ama genel olarak baktığınız zaman, ki biraz sonra Jerome Powell'ı konuşuruz ama Fed Başkanı ile Amerika Başkanı arasında tartışmalar da oldu zaman zaman. Eski başkan da oldu, şimdi de oldu. Fakat hiçbir zaman FED'e doğrudan müdahale edilemedi. Ama Türkiye'de mesela Merkez Bankası'nın başkanı görevden alındı. 10 ay kalmasına süresini ve tabii Merkez Bankası'nın bağımsız olmasına. Yani bu bilgi seti anında dünyanın her tarafına gidiyor ve Türkiye'ye bakış bir anda farklılaşabiliyor, değil mi? Yine tarihin laboratuvarının testlerinin sonuçlarına bakalım. Türkiye bu Merkez Bankası'nın özelleşmesi, bağımsızlaşması sürecini işte 1980'lerdeki ekonomik liberalleşmeyle beraber yaşadı. Ama daha sonra kurallı piyasa ekonomisine geçişin daha güçlendiği, pekiştiği 90'lı yıllar ve 2000'li yıllarda hem uluslararası para fonuyla yürüttüğümüz ekonomik yeniden yapılandırma politikaları Kemal Derviş zamanında başlayıp daha sonraki işte hükümetlerde, AK Parti hükümetlerinde devam eden tüm o dönemde bu politikaların bir unsuru da Merkez Bankası'nın tabii özelliğinin güçlenmesi, bağımsızlığının güçlenmesiydi. Ve tüm bunların da tabii meyvesi çok olumlu oldu. Türkiye'ye ekonomik büyüme olarak, enflasyonun kontrol altında olması olarak, finansal istikrar açısından son derece olumlu bir şekilde yansıdı. Şimdi bu kadar zor bir döneme giriyorken özen göstermemiz gereken bir konu. Bu çok net. Yani baktığımız zaman tarih bize bu konuda çok olumlu bir dersler veriyor. Önümüzdeki yakın geleceğe de ışık tutmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii ki görüş ayrılıkları olur. Yani şu demek değildir. Bağımsızlık eşittir, kimse hakkında laf edemez değildir. Vekiller, milletvekilleri çıkar, senatörler çıkar, bakanlar çıkar, cumhurbaşkanları çıkar. Merkez Bankası'nı eleştirebilir. Merkez Bankası devletin, hükümetin politikalarını eleştirebilir. Ama bu özelliği içinde bulunduğumuz dünya ekonomik sisteminde, ki çok ileri bir sistem olduğunu söyleyemeyiz insanlık uygarlığından ama işte bu kadar şu an. Evet. Bu sistem açısından olmazsa olmaz bir konudur. İleride bir gün tüm para politikalarını yapay zekanın yönettiği bir döneme girersek, robotlaştığı bir döneme girersek belki başka şeyler konuşuyor olacaklar ama o zamanki insanlar, ama bugün için oyunun kuralları bu. Oyunun kurallarına riayet edersek uluslararası ekonomiden payımıza düşeni, hak ettiğimizi alır, hatta daha fazlasını alırız. Oyunun kurallarına uymadığımız sürece, oyunun kurallarını tek başımıza değiştirmeye çalıştığımız sürece hiçbir zaman bu alemde, bu ülke, dünya koşullarında, bu küresel düzende milli çıkarlarımızı yeterince güçlü koruyamayız. Ki Türkiye'nin petrolü yok, doğalgazı yok, nükleer silahı yok, çok ileri teknoloji veya finansı yok maalesef. Çok büyük yatırım yapması gereken bir insan sermayesi var, bir marka değeri var, bir soft power'ı var. Bir jeostratejik güzel konumu var. Avrupa'nın Avrasya açılım noktası olmak gibi. Bütün bunları pekiştirmek Türkiye'yi ileri getirir. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Merkez Bankası ve para politikalarımız buna dahil. Evet, bu son karar, Fed'in kararı, 31 Temmuz'u alacağı karar, Türkiye'yi aslında kısmen
bu kadar büyük iki sıkıntı içinde bir taraftan Amerika'nın katsayı devreye sokabilmesi o potansiyeli, bir taraftan Avrupa Birliği ile yaşayacağı sorun belki ufacık da olsa bir nefes oldu şu aralar. Evet, şu an oldu. Şu an ama daha sonrası için tabii çok da fazla etkisi olmayabilir. Yani bu tip kararlar Türkiye için iyi olduğu zaman iyi değerlendirmek gerekir ama bu tip kararlara mecbur şey olmamamız evet. gerekiyor. Bundan daha bağımsız ilerlememiz daha gerekiyor. Daha kalıcı ve daha farklı olmak gerekiyor. Bitirirken bir iki tane daha konu var aslında. Onu da belki sorup toparlamak istiyorum. Avrupa Birliği'nin yönetiminde bir değişiklik serisi evet. oldu ve ne yazık ki Türkiye'de çok fazla rastlayamadığımız bir süreçle karşı karşıyayız. Mesela Avrupa Birliği'nin komisyon başkanı, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen oldu. Evet. Veya Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı IMF'den Christine Lagarde oldu. Evet. Kadınların yönettiği, kadınların yönetimde olduğu sistemler Avrupa'nın genelinde işte başbakanlıkta. Fakat Türkiye'de baktığınız zaman işte son belediye başkanlığı seçimleri dahil buna her yerde erkeklerin yönetimde olduğu, konuştuğu benim de olduğum gibi bir sistemle karşı karşıyayız. Yani evet. bu kadınların Avrupa'daki işte uzun süredir medeniyet demek aslında kadının yönetimde olması biraz o konulara da geri kaldık değil mi? Evet, şimdi tabii reklam gibi tabii olacak ama yani ben tabii rahat bir kurumuz, biz bu evet. konuda TÜSİAD. Eski başkanlığınız var. 3 tane kadın başkanımız oldu, daha da olacak ama artık kadın başkan oldu da demek yanlış. Evet. Yani ne demek yani başkan başkandır. Yönetimimize baktığımız zaman üst düzey yönetimimizin veya tüm TÜSİAD kadrolarına baktığınızda %80'e yakın kadın. %80'e yakın kadın. Dolayısıyla o bakımdan ama gerçekten Türkiye'de ben bu konuda daha da tabii duyarlı hale geldim. Birçok yanındayız örneğin diye bir derneğimiz var. Evet. Nurgel'in evet. başkanlık yaptığı. Orada çok çalışmalarımız oluyor. Ve de konunun içine girdikçe birçok insan kendisi de daha duyarlı hale geliyor ve yaklaşıyor. Geçen gün yönetim kurulunda kadın derneği ile bir toplantımız oldu. Mesela orada gördük yönetim kurullarında ne kadar çok kadın olursa onun getirdiği çeşitlilik ve ortak akıla olan katkı şirketleri zaten daha başarılı hale getiriyor. Değerleri daha yükseliyor. Yani bu sadece bir sosyal sorumluluk, işte ulvi bir manevi bir mesele değil. Aynı zamanda maddi de doğrudan sonuçlar getiren bir konu. Kesinlikle. Diğer taraftan Türkiye'de sivil toplum çok gelişti. Birçok kuruluş, birçok sivil toplum kuruluşu bu konuda Mor Çatı'dan, Açev'den, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yani birçok dernek bunların da ötesine sayı yapmayayım. Hepsi gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Sorun olunca demek ki tepki de oluyor. Yani Türkiye bu konuda iyi bir birikime doğru gidiyor. Bunu aşarsak Avrupa Birliği'nde yaptığı gibi bir kere toplumun gücünü daha iyi kullanacağız. Daha doğru olanı yapacağız. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli bu konuda. Daha doğru olanı yapacağız. Artı daha huzurlu, daha güçlü, daha mutlu bir toplum olmanın ötesinde daha çok katma değer üreten, daha çok teknoloji üreten, daha iyi şirketler, daha iyi devlet birimleri, daha iyi kurumlar, daha iyi medya, her şeyde daha iyi olacağız. Yani çeşitlilik zenginliktir. Cinsel, etnik, dinsel, kültürel, düşünsel her alanda çeşitlilik bir zenginliktir, büyük bir güçtür. Yani 21. yüzyılın gücü bu. Bilgi, çeşitlilik, petrol değil artık. Evet. TÜSİAD yönetimi kısa bir süre evvel seçilen, 23 Haziran'da tekrar seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Nasıl bir enerji aldınız? Nasıl bir görüşme oldu? Gayet olumlu, gayet verimli, gayet somut konular odaklı. İstanbul Türkiye ekonomisinin 3'te birini temsil ediyor. Bunun ötesinde bir dünya megapolü, dünyanın Türkiye'ye baktığında gördüğü bir numaralı marka konum İstanbul'da. Dolayısıyla çok önemli. Şimdi 4. sanayi devriminin hatta artık toplum 5.0'a gidiyoruz. Sürülebilir kalkınma hedefleri çok önemli. TÜSİAD'da Türk Konfet ve UNDP ile beraber, Birleşmiş Milletler'le beraber bu konuda bir girişim başlattı. Başında Ümit Boyner var. Hedefler için iş dünyası. Dijital dönüşümle ilgili yuvarlak masamız ve sanayi 4.0 ile ilgili dönüşüm, sanayide dijital dönüşümle ilgili programlarımız SD Kare örneğin var. Bunlar gibi birçok girişimimiz var. Şimdi bu kadar girişimimiz varken bunların artık 21. yüzyılda akıllı kentler odaklı bir kalkınmaya doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla Sayın Başkan İmamoğlu ile bunları da konuştuk. Yani bu konularda İstanbul için yapılacak her şey, tüm ilçeleri için yapılacak her şey ve de büyük bir seferberlikle
yapılması gerekecek olan her şey ülkenin küresel ekonomik rekabet gücüne doğrudan büyük bir katkıdır. Onun için artık tam seçim bitti, siyasi konuları çatışmayı geride bırakarak olur demokrasinin sağlıklı işlemesi için. Toplumun her farklı görüşten kesiminin devletle başta olmak üzere İstanbul'un dünyada yükselmesine vereceği katkı aynı zamanda İzmir için, Artvin için, Konya için, Denizli için, Ağrı için, Van için de önemli bir katkı olacaktır. Çünkü ülkeyi yukarıya doğru çekebilecek bir dinamik var. Ve hepimizin günlük yaşamını ilgilendiren yenilebilir enerji odaklı, daha düzgün bir kent ortamı, daha güvenli ve yeşil bir kent ortamı, daha sosyal, kültürel, düşünsel özgürlüğe verimli bir kent ortamı, aynı zamanda Türkiye'nin dünyadaki dış politikadan ekonomiye her alandaki rekabet gücü açısından da doğrudan artık sonuç verecek. Onun için biz çok önem veriyoruz bu yeni döneme. 23 Haziran'da zaten sanıyorum dünyaya demokratik anlamda bir mesaj verdi. O da enteresan bir tarih oldu. 30 Mart 23 Haziran arası. O da önemli çoğulculuk, bir tarih. Çoğulculuk demokrasinin en önemli niteliği. Çoğulculuğu da bir erdem olarak görmeliyiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Efendim T24'te konuğumuz Siyaset Genel Sekreteri Bahadır Kalağası'ydı. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler olsun.